Şimdi her adamın bir tane ID'si olacak ama randevu çok fazla olacağı için integer kullanıyor. Ondan sonra. Şimdi randevu neyi olacak randevu? Bir kere hangi? Hangi? Tarih ve saat var. Tarih ve saatten önce şunu yazayım. Randevu hangi branşa ait olduğunu oluşturuyor. Randevu branş var çarp 30 olsun. Sonra aynen, randevu doktor. Hani bir branşa ait birden fazla doktor olabilir. Randevu doktoru da varsa 30 yapıyorum yine. Sonra randevunun tarih içinde kullanabilir. Normalde small date'den falan kullanıyor ama getirelere kısmını daha şeyden yapacak. C-Sharp'dan yapacak. O yüzden buraya direkt varsa kullanacak. Mesela varsa 10 olsun. Neden 10? Gün, ay ve yıl şeklinde. Mesela yıldan iki karakter alacak. Gün ayran iki karakter, etti 8, araya iki tane slash koyacak, etti 10. Bunu şey kısmında, C şarkısında görürsünüz. Randevu saat içinde... Yok, yine var içinde olarak olacak. Şey, filtreleri C şarkısında yapacağım, var içinde başka. Buradaki 5 olmasının sebebi de işte iki tane saat, iki tane dakika değil, bir aradaki iki nokta var çağrı eşit karşılayacak. Randevu durum içinde kullanabilirim. Bit kullanabilirim. Yalnız bitte şöyle bir şey var. Şurada default diye bir kısım var. Gördünüz mü? Defaultları varsayılan değeri olarak geçiyor. Ben bu varsayılan değer kısmına geliyorum. Bu bit değeri. Sıfır yazıyorum diye. Yani yeni tanımlamış olduğum bütün randevular başlangıçta false olarak gelsin. Yani o randevu boş. Bir olduğu zaman true. Yani true olduğu zaman dolu olsun. Randevu durum. Şimdi başka ne lazım? Randevu hasta TC. O randevu hangi hasta yani? Çarp 11 ve bir de randevu hasta şikayet. Hasta şikayeti de var çarp kaç yapalım? 150 yapalım. Randevu ID'de otomatik artan alan yapıyorum şöyle. Yes yaptım. Burayı da kaydediyorum. TB'li 6'lı randevular dedi. Randevu durumu default kısmından şey yaptık. Sıfır yaptık. Aynen sıfır bir. Süperde şey var, bit var. Bende 12'de bit var. Hani sonraki sorularda bu var mı? 17'de yok. Onlarda Thank you.
insan insan kaynaklarının direkt mail adresini kariyerlerinde falan sakın getirmeyin, stajları bulamazsın. Direkt mail adresine ulaşın. Direkt kesinlikle LinkedIn kullanın. LinkedIn'den hem iş bulma hem iş faaliyeti bulma imkanı çok fazla. Sektöre girdiğiniz zaman özellikle bayan arkadaşlar için söylüyorum, sektörde herkes kod yazmıyor. Özellikle bayanların alındığı iki tane alan var. Birincisi testçiler, ikincisi analistler. Özellikle bayanlardan seçiliyor. Biraz önce işte kız arkadaşım burada, o da İstanbul'a geldi, şeyde çalışıyor şu an. Kredi yazılım testin artısı olarak çalışıyor, buradan mezunu da. 2016 mezunu. Diğer arkadaşlar için de zaten hani erkekler için de testte analist kısmı geçerli. Ondan sonra sadece doküman hazırlayan kişiler var. Yine analistlere yardım ediyorlar. Ve bu sene bununla Harbi Cüyüsü'nün Türkiye'de en fazla tercih eden bölümü bilgisayar mühendisliği oldu. Çünkü toplumda yazılım farkındalığı oturmaya başladı. Bu demek oluyor ki rakip çok ve şöyle bir şey var. Özel sektörde torpil ilişkinin en çok nadir şeylerden, sektörlerden birisidir yazılım. Çünkü bilmeyen adamı almak kendine yük etti. Yani hani bu şey değil, mesela bir ya öğretmenliği bile belli şeyleri var, kalıpları var, böyle işte, bu iş öyle değil. Yani biraz stresi var, çok hızlı giyin. Bu sene ASP öğreniyorsunuz, seneye kesin yanında bir şey gitmek zorunda kalıyorsunuz. İşte MBC geliyor, MTP geliyor, şimdi onlar da yeni para bırakıyor. Yani bu sene mesela MTP Premium çalışıyorsunuz, deli gibi öğreniyorsunuz, bir sonraki sene şey yapıyor. Geçerli hemen yitirmeye başlıyor, yeni yeni teknoloji, yeni bir framework yapıyor. Yani sektör çok hızlı gelişiyor. O yüzden mezun arkadaşlar içerisinde büyük şehirlerde özellikle çok fazla işsiz var. Ve şunu hala iddia ediyorum. Yani buna takılan şirket oradan yüzeyinde ilgiler. Yazılım sektöründe İTÜ'den ya da Gazi'den mezun olmak, Mutlak'tan mezun olmak hiçbir fark yok. Hiçbir iş yerinde stajların iş ne iş başlıyor. Hiçbir iş yerinde ortalamanıza, okul kaç yılda bitirdiğinize ya da işte yaptığınız ödevlere falan bakmayacak. Onun umurunda değil. Ona memnun olan bir şey var. Hani programları dinleyebiliyorsun. İki, yaptığın, geliştirdiğin projeler de. Bunlar adamlar ikinizi veriyorlar. Ama keyifli yani. Bir de işin böyle zevkini tattığınız zaman bunları çözmek, bazı parçaları birleştirmek gibi. İşte, üç şey ya. Hani zaman, öğretim ve istikrar gibi. Bu şey gibi değil. Ya mesela garsonluk gibi değil. İşte, öğretin hemen birkaç böyle işine aşina olsun. Öyle değil. Yazılımcı geçmesi en az 7-8 ay sürüyor. 7-8 ay boyunca da işte torpil işlemi yaparken burada ortaya çıkıyor. Yani adam size 7-8 ay işte sizi tanıdık diye sizi yetiştirmesin. Adam işine gelmiyor. Gidip öğrenmiyor. Yani bilmeyen adamı almak o şey için, bilmemek için. Yüktür. Mezun sayısı arttığı için komik adamlara çalışıyor arkadaşlar. Mecbur kalıyor. Yani 1750 lira, 2000 lira gibi rakamlarla başladık. Sizlerin performansına göre çok kısa sürede bunlar artıyor. Ama şöyle bir şey var. Dünya üzerinde hiçbir sektör bu kadar kolaylıkla kazanmıyor. Şansımız gördükten sonra. Çok somut örnekleri var. Biz mesela liselere gittiğimizde işte siz bir şey soruyoruz. Anne babaların en çok yani bir anne baba üniversite tercih yapacak olan öğrenci şey için, çocuğu için en çok hangi bölüme gitmesini ister mesela? Ha, tabii. İşte ailesi o çocuk. Hukuk. Evet. Mesela dünyanın en zengin adamı kim? Bill Gates. Dünyanın en genç zengin kim? Mark Zuckerberg. Siz dünyanın en zengin doktoru kim? Dünyanın en zengin doktoru kim? 2017 yılında böyle listeleri yayınlandı. Her sene yayınlandı. İlk 6 ay için işte en değerli 10 marka, en kıymetli, en çok ciro yapan. Birinci sırada kim var? Apple var. İkide kim var? Google var, üçte kim var? Microsoft, işte sonra IBM, Samsung falan farklı. Bu listeye dışarıdan giren bir firma oluyor yani, bir tane firma oluyor. O da McDonald's. Yani şöyle mesela Apple'ın geliştirdiği bir yazılım ürünü, McDonald's'ın kazanan ürünsi için o parayı kaç bin tane ambiyar satması gerektiğini bulan problemi CD'de oldu. O da bir tablo.
stajlara gidip gelmiyor İstanbul'a. Bir de işte video çekmeye başladım falan. Yani biraz şey oluyor. Hani tamam ben yazılımcı oluyorum ama Elazığ'a karşı böyle bir şey. Beğenmeme bir şey oldu. Sonra ben dedim ki ben 3. sınıfın yazına geleyim dedim. Bir Allah'ın kulu dedim. Seneye Haziran'dan sonra beni buraya getiremeyecek. Bir Allah'ın kulu. Sonra patron büyük konuştum dedi. Okulda yarım yarım uzattım. Liselere geldim. İstanbul'dayken çalışıyordum. Finale geldim. Finalde bazı sınavlarla kaldım. Bütünlemeye geldim. Hocam o köpek gibi çalışıyorum bütünlemeye. Sonra bütünlemede 3 tanesi geçtim. Tek derse de geldim. Ben sonra o günden sonra bir daha bir konuşuyorum. Yani kaldım bir dakika mı? Bir de mühendis sınav. Gerçeği düşünüyorum. 100 tane video çekelim. Sonra gider diye düşünüyorum.
farkında olmadı. Gizlendi. Çok böyle çok ciddi olumlu dönüşler aldı. Devam et. Yani inanılmaz deli gibi tüketen bir toplumuz var. Ve hiçbir şey üretici üretmiyor. Üretilmediği zaman YouTube trend videolarında işte Enes'ler, Orkun'lar, işte oyuncak silahlı market soydu, işte saçın mavi var, kısmat maddeye sokuyor, bak bunlar bunlar ilk sıraya çıkıyor. Tamam, niye? Çünkü sürekli tüketen bir toplum, sürekli tüketiyor, okuyorsun, bir şey üretilmiyor. Ya böyle geçen sene işte sınavlara giriyorum, dayımlarda kalıyorum. Beyazı'da. Dayımın küçük bir tane kızı var, 10 yaşında. Ben ders çalışıyorum, ara vermiş. Bir bak, YouTube açmış bak, 10 yaşında. YouTube'da video izliyor. Video şey, çantamda ne var diye bize. Baktım şeye, bir tane kız çekiyor, bugün çantamda ne var? İşte okullar geliyor, dışarıdan geliyor, çantasının ne olduğunu sanıyor. Kızın 125 bin tane abonesi var. Şimdi ben böyle, bak izledikçe her saniye başına IQ kaybediyorsun. Böyle gittikçe düşüyor. Bak, okul çantası merak ettim. Şimdi okul çantasını açıyorum. Acaba ne çıkacak diye. Video bitti. Ben böyle hala şey, mal gibi bakıyorum. Bak çıkan şeyler işte. Kale, defter, kitap. Hani ben, ya okul çantasından bunlar çıkar zaten. Başka ama deli gibi izleniyor. Ne yapılamıyor, bir uygulama yapılamıyor. Ama Visual Studio için
içerisinde mobil uygulama yapılabiliyor. Web tabanlı uygulama da ASP ile beraber geliştirilebiliyor. Uçuk proje olarak da size şunu sorayım. KYK'lardaki parmak okuma sisteminin ataştaki C-Sharp formda yazdım bunu. Drone kodluyorlar. Ondan sonra ya RPM'ye falan da yani elektronik haberleşme olayını da yani şeyde doğrunun parçalarına bağlamayı da yaptılar. Yani zaten şeyleri saymıyorum. İticari otomasyonları falan saymıyorum. Onlar çok rahat ediliyor. Yani işte tamamen donanıma da şey yapıyorlar. Büyük yol. Sol tarafta şuna çok dikkat edin. Bakın Visual Basic seçili varsa Visual Basic değil C Sharp seçeceksiniz. Visual C Sharp içerisinde Windows Form Application yazacak. Ben Windows Form'u seçiyorum. İsim kısmı var şurada. İsmime Fırat alt tire hastane alt tire modülü olsun. Enter dedik. Bir şekilde projeyi oluşturdum. Fırat alt tire hastane alt tire modülü şöyle, bir tane şu hasta için ben şunu buldum. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle masa üstüne kaydediyorum bunu. Sonra bir tane doktor için bulalım. Yani resimler aynı olmak zorunda.